Herkese merhaba arkadaşlar. Tıvlog kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte şöyle söyleyeyim. Üniversite tercihleri açıklandı. Hepiniz belirli üniversiteleri kazandınız ve yerleşeceksiniz artık. Yeni bir şehir, yeni bir arkadaş ortamı, yeni bir şeylere başlıyorsunuz. Bunu başlarken bazı hatalar yapacaksınız, bazı yanlışlar yapacaksınız. Ben iki tane üniversite okudum. İki tane üniversite okurken de birçok hata yaptım. Ve hani bu hataların başından dönmek sizin için daha karlı olacaktır. Bugün böyle bir içerik yapmak istedik. Şu anki sabit izleyicilerimizden illaki üniversite kazanan arkadaşlar vardır. Onlara iyilik yapma amaçlı hani böyle bir şey yaptık. Şimdi ben bu konuyu 3 başlık altında toparladım. Birincisi maddiyat, ikincisi arkadaş ortamı, üçüncü üniversite kontrolü. Birinci başlıktan hani başlıyorum maddiyat olarak. Arkadaşlar üniversiteye geldiğinizde burada yapacağınız ilk şey ilk geldiğiniz 15 gün kesinlikle arkadaşlar para harcamayın. Çünkü üniversiteye geldiğiniz zaman üniversitenin nerede, ne zaman para harcanacağı, ne olacağı ilk 15 günde belli olmuyor. Hocalar ders kitapları isteyebiliyor ilk 15 günde. Sizin adaptasyonunuz olabiliyor. Yurtta dahi kalsanız yurdun içerisindeki odanızdaki ihtiyaçlarınız ilk 15 gün içinde belli oluyor. İlk 15 günde sadece okula gidin ve geri gelin. Başka hiçbir şekilde hiçbir şey yapmayın. 15 günün sonunda bir tane deftere lazım olan tüm ihtiyaçlarınızı yazın. Haricinde otobüse ne kadar para gidiyor, ulaşıma ne kadar para gidiyor onu yazın. Sonrasında eğer ki bunların hepsini hesapladıktan sonra eksiğiniz oluyorsa şehrin içerisinde dolaşarak part-time çalışabileceğiniz, yapabileceğiniz işlere girerek maddiyatınızı düzeltebilirsiniz. Bu söylediğime dikkat edin. Hani ilk 15 günde eğer ki arkadaş ortamına kapılıp giderseniz ve sıkıntı yaşarsanız geri kalan zamanlarda bunu toparlamanız çok zor oluyor. Hani bu hatayı yaparsanız bir 15-20 gün bu eğlence ortamına kapılır giderseniz geri kalan 4-5 ayda bunun çok büyük sıkıntısını yaşıyorsunuz. Kredi kartınız varsa ona giriyorsunuz. Arkadaşlarınızdan borç istiyorsunuz. Hani yaşadığınız memleketteki insanlardan borç istiyorsunuz ve sıkıntıya giriyorsunuz. Birinci başlığı bu şekilde anlatabilirim. İkinci başlık ise üniversite ortamındaki arkadaşlarınız. Arkadaşlar tercihleri kazandığınız andan itibaren olduğunuz üniversitedeki ilde, ilçede hani bir sürü Instagram sayfası vardır. Ünlü üniversite öğrencilerine hitap eden sayfalar ve buralarda paylaşımlar yapılmaya başlanır. Derler ki arkadaşlar WhatsApp grupları kuracağız yeni gelen arkadaşlar için. Bunların hepsi bir tuzak arkadaşlar. WhatsApp gruplarını kurarlar. Kendileri o grupların içinde olurlar. Ve civar firmalardan aldıkları tüm reklamları o gruba atarak sizi yönlendirirler. Ama siz bir yönlendirme olmadan o şehirde kendiniz yaşayacağınız için şehri kendiniz keşfetmeniz gerek. Herhangi başka insanların yönlendirme yapması sizin faydanıza olmayacaktır. Bu birincisi. İkinci olarak arkadaşlar, üniversiteye geldiniz. Sınıfa girdiniz. Sınıfa girdiğinizde ilk de hani oradaki herkes genel olarak birbirini tanıyan insanlar değil. Hani sokakta gördüğünüz bir insandan hiçbir farkı yok. Ama o insanlarla 4 yıl boyunca aynı sınıfta okuyacağınızı hiçbir zaman unutmayın. Sınıfa girdiğiniz zaman lise çağında davranan insanları da göreceksiniz. Sınıfınızda 45-50 yaşında ev hanımı, çalışan bir insan, hani 45-50 yaşlarında bir erkek de görebilirsiniz. Burada yapılacağınız en güzel şey parada ne dediysem bunda da aynı taktik. Arkadaşlar ilk bir ay boyunca kimseyle ne sırrınızı paylaşın ne başka özel şeylerinizi paylaşın. Evinizi de bence evde kalıyorsanız kapısını açmayın. Çünkü sonuç olarak bu insanların hiçbirini siz tanımıyorsunuz. Önce bir samimiyet çerçevesi olacak. Yeni bir şehre geldiniz ve yeni bir ortama girdiğiniz için hemen adapte olmak için çevrenizdeki insanları kendinize çekmeye çalışacaksınız. Bu çok büyük bir yanlış. Bu çevrelerden sizi kötü yönlere çekebilecek, maddiyatta sizi zora sokabilecek, sınav haftalarında sizi çok kötü şeyler yapıp hani o anki psikolojinizi bozabilecek insanlarla tanışabilirsiniz. Yani benim bu konudaki tavsiyem taklit yapmayı çok iyi biliyorsanız ilk bir ayda elinizden geldiğince samimiymiş gibi davranın ama asla samimi olmayın. Hani bu şekilde gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Ya da dediğim gibi
Elinizden geldiğince duvarlarınızı koyarak o şekilde devam edin. Zaten o kurduğunuz tüm arkadaşlıkların emin olun ilk dönemde hepsi dağılacaktır. Çünkü tanıdığınız kişiye bakacaksınız 2 gün sonra sizin arkanızdan konuşmuş. Tanıdığınız kişiye bakacaksınız 5 gün sonra sizin arkanızdan konuşmuş. Hani paranızı çalanı mı ararsınız? Hani bir sürü değişik ve kötü şeylerle denk geliyorsunuz. Ve o insanlarla 4 yıl boyunca aynı sınıfta olacağınız için siz de aynı anda sınıfı geçerse aynı derslerde sürekli denk geliyorsunuz. Bu ikinciydi. Üçüncü ise arkadaşlar üniversite. Ben 2 tane üniversiteden mezun oldum ve ikisinde de hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım okurken. Şimdi şu şekilde. Siz okula başladığınız andan itibaren ilk bir hafta zaten adam akıllı ders işlenmez. Bazı hocalar vardır, işler. Arkadaşlar üniversitede hiçbir şekilde zorunlu, sizi zorla ders anlatmaya çalışan hocaları görmeyeceksiniz lisedeki gibi. Hoca derse girer, kimisi slayt okur, kimisi kendi notlarından anlatır ama ders anlatılır. Sizin oradaki amacınız o dersi dinleyip hocadan ne alabilirseniz alın, bunu sınavda soracağım derler. Sormazlar genel olarak. Hani sorulacak olan sorular da çıkmaz da sınavda. Benim sizden ricam. Abi mesela günde 3 tane, 2 tane dersiniz var. Ben kendi derslerimden örnek vereceğim. Mimari, çizim ve alan yeterlilik dersleri var bizde. Ben mimari çizim dersinden çıkardım. Ders esnasında ana başlıkları yazardım ve altına ufak tefek notları düşerdim. Mesela alan yeterlilikte derdi ki mimari alan projelerinde bağlantı. Böyle bir başlık atardım mesela. Hocanın dediklerini dinlerdim. Ufak ufak kendimce notlar alırdım. Eve gelince arkadaşlar yorgun oluyorsunuz ders dinlediğiniz için. Bırakmayın. 1 saat. 1 saat sadece o notları kendiniz temize çıkartın. Hani bilgisayardan bakın. Başka şekilde takip edin. Bunları bu şekilde toparlayıp o şekilde temize çıkartarak kendi notlarınızdan oluşan bir sistem oluşturun. Bunu eğer ki her gün yaparsanız zaten her gün okula gidiyorsunuz. 1 saat daha ders ekleseniz sizi çok kötü etkilemeyecektir. Geldiğiniz zaman 1 saat not çıkartın. Ha bunu yapmazsanız ne oluyor? Sınav haftası geliyor arkadaşlar. Bir açıyorsunuz 35-40 sayfa her dersten not var. Bu notları sizin toparlayıp tekrardan temize çıkarmanız gerekiyor. Sınavda şu sorulabilir, bu sorulabilir diye. Bunları yaşamak istemiyorsanız kendiniz her gün eve geldikten sonra sabit notlarınızı çıkarmak zorundasınız. Hani bunun başka bir çaresi yok. Sınav haftası yaklaşırken de ve vize ve final olarak ikiye ayrılır sınavlar. Vize ve finalde yapacağınız tek şey arkadaşlar notlarınızı alıyorsunuz. Tekrar bir baştan okuyorsunuz. Kimi insanlar yazarak aklında daha çok kalıyor. Tekrardan notlarınızı yazarak bu şekilde işlemleri yapıyorsunuz. Artık üniversiteye alıştınız. Adapte oldunuz. Her şey çok güzel gidiyor. Arkadaşlar, buradan sonra alacağınız tek bir karar ve en önemli karar şu. Siz üniversiteye 3 sene veya 4 sene veya 2 sene olarak okuyorsunuz. Bunun sonunda bittiği zaman ya meslek hayatınıza gireceksiniz ya da aile evine geri döneceksiniz. Ben üniversite okuyan kimsenin aile evine gitmek istemediğini kendim şahsi olarak biliyorum. Çevremdeki hiçbir arkadaşım aile evine dönmek istemedi. Bununla alakalı yapmanız gereken şey de şu. Arkadaşlar alanınız büyük güzel bir alansa eczacılık, doktor, hani mimarlık, mühendislik bu tarz bilgisayar programcılığı bu tarz alanlarda eğitim aldıysanız bununla alakalı meslekler kovalayın. Ama sadece üniversite okumak için gelen arkadaşlar hani ben üniversite okuyayım, bir 4 sene elimde diploma olsun diyen arkadaşlar şu konuda karar vermek zorundalar. Meslek bittikten sonra kamuya mı girecek? Kamuya girecekse nasıl girmesi gerekiyor? Bunları ilk yıldan itibaren planlamak zorunda. Çünkü 4 yıl içerisinde Türkiye'de iş bulmak çok zor. Hani bu süre içerisinde yeterli tecrübe kazanmış olmanız lazım. Kazanamazsanız sizin için çok büyük sıkıntı olur. Bunun planını yapın, buna göre zemin oluşturun. Eğer ki bunu da yapmak istemiyorsanız ailenize 4 yıl boyunca okuduğunuz sürede eve dönmeyeceğiniz şekilde davranın. Hani o hissi onlara kabullendirin. Yoksa 4 yıl bittikten sonra aileniz sizi iş dahi bulsanız, sizi kendi memleketinizde gel burada bu iş var, şu iş var diyerek sizi geri çağırmaya çalışacaklardır. Bunu ilk yıldan itibaren yapın ki hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayın. Son bir öğütüm daha var. Bu da gelen genel olarak kız arkadaşlarımız için. Hani bu biraz kötü bir öğüt olacak ama arkadaşlar bu dediğimi de kesinlikle yanlış anlamayın. Şimdi şehre geldiniz.
Burada en çok eğleneceğiniz yerler klaplar, alkollü mekanlar, eğlence mekanları. Bu mekanlarda arkadaşlar mekan çalışanlarından tutun mekandaki insanlara kadar sizin kontrolünüzde olsun her şey. Başkaları sizi kontrol etmesin. Veya bu mekanlarda işe girerken çok fazla düşünerek girin arkadaşlar. Hani bu konunun üstüne çok durmayacağım. Hani beni yanlış bir düşüncede olan bir insan olarak düşünebilirsiniz. Ben buradaki üniversitelerdeki tecrübelerimle konuşuyorum size. Az buçuk karakterimi ve kız arkadaşımdaki ilişkimden de hani çok fazla kapalı bir insan olmadığımı anlayabilirsiniz kafa olarak. Ben sadece burada arkadaşları uyarıyorum. Hani bu mekanlar tehlikeli yerler ve çok eğlenceli yerlerdir. Eğlencesini tehlikeli hale çevirmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Size faydalı bilgiler vermişimdir. Bu videoyu da buraya bırakıyoruz. Umarım faydalanan arkadaşlar olur. Görüşürüz arkadaşlar.